Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Medya dünyasında tekzip diye bir kurum vardır. Bu tekzip, iftiraya uğrayanlar, hakarete uğrayanlar, hakaret yağmuruna tutulanların, yalan dolanla itibarsızlaştırılmak istenilenlerin bir bakıma kurtarıcısıdır ve hukuki, yasal bir haktır. Başkalarını bilmem ama kendim için söyleyeyim, tekzip hakkına herhalde en çok saygı duyanlardan biriyim. Bugüne kadar bana gönderilmiş tekzipleri yayınlamadığımı hiç kimse ileri süremez. Her gelen tekzibi mutlaka yayınlamışımdır. Mutlaka. Neden? Birincisi, haklı olduğu için karşı taraf, eğer ben birisiyle ilgili bir şeyler söylemişsem, hele bir de hakaret etmişsem, hele hele iftira atmışsam, ki ne hakaret ne iftira, tekrarlıyorum, hiç yapmadım. Olabiliyor. Bazen savcılar, bazen yargıçlar hakaret kabul ediyor bazı cümleleri. Yargıtay'da kazandığım pek çok böyle tazminat davası var. Şimdiye kadar kaybettiğim tazminat davaları da henüz bu videolarımdan dolayı Yargıtay sayfasından geri dönmedi. Döndüğünde zaten sizlerle paylaşacağım. Tekzip hakkını kullanma sebeplerinden birisi karşı tarafın haklı olması. Bir diğeri ise yasal olarak da haklı olması ve eğer ben gelen tekzibi mahkeme kararıyla gelmişse eğer, mahkeme kararıyla gelen bir tekzip ise yayınlamazsam, tekzibi gönderenin benden 50 bin lira kadar bildiğim tazminat ya da maddi zarar talep etme hakkı var. Böyle. Bu böyle. Efendim buna uyanlar var, uymayanlar var, onlar beni ilgilendirmiyor. Ama ben tekzip haklarına saygılı bir kişiyim. Peki bugüne kadar, bakınız, 3 tazminat davası galiba işte devam etmekte olanlarla birlikte 11 tane de ceza davasından yargılanıyorum. 3 tazminat davası bitti. Birini kazandım, ikisini kaybettim. İkisi de, birisi RTÜK başkanına tazminat davası, öteki de AKP Genel Merkezi'ne. Evet, AKP Genel Merkezi'ne. Yok böyle bir şey. AKP Genel Merkezi bize hakaret etti dedi. Dedi neyse. Yargıtay sürecini bekliyoruz canlarım. Ama hiçbirisi bana tekzip göndermediler. Ne tazminat davalarından önce, ne ceza davalarından önce bana hiç kimse, hiç birisi tekzip göndermedi. Arkadaş, senin şurada yanlışın var. Öyle bir şey yok. Sen bunu yazamazsın, sen bunu konuşamazsın demediler. Niye demediler? Birincisi, yaptığım yorumların hiçbirisinde bir iftira yoktu. Sadece ve sadece düşüncelerimi, görüşlerimi paylaşmıştım. İftira olsaydı, yalan olsaydı zaten dava açarken bana ya da bize iftira etti derlerdi. Yalan söyleyerek bizim itibarsızlaştırılmamıza çaba gösterdi derlerdi. Öyle bir iddia yok benim aleyhimde. Benim aleyhimdeki bütün iddialar, bütün suçlamalar bize hakaret etti. Ya da millet adına birileri gidiyor, CİMER'e mektup yazıyor, CİMER'de o gelen mektup üzerine, mektupta büyük ihtimalle kimin gönderdiğini biliyorsunuz. Neyse, CİMER'de bu mektup üzerine, bu AKP zamanında gelmiş bir yasal düzenlemedir, kamu davası açıyor. Milletimizden biri dedi ki, bu Memduh Bayraktaroğlu denen adam, Sayın Cumhurbaşkanımıza ya da muhterem halkımıza, milletimize ya da mukaddes dinimize ya da sevgili halifemiz Hazreti Ebu Bekir Beyefendimize hakaret etmiştir diye savcılığa gidiyorlar hemen canlarım. Tekzip, tekzip yok, bunun tekzibi ne olacak ki? Mesela bana tekzip gönderse, Hazreti Ebu Bekir hakkında yalan söyledim. Ya ben Hazreti Ebu Bekir hakkında niye yalan söyleyeyim? Bütün kitaplarda var. Hepsinde. Bütün İslam tarihinde var. Hazreti Ebu Bekir'in kızı Ayşe, Hazreti Muhammed Mustafa'nın karısıdır. Öyle mi? Öyledir. Peki. Tamam. Demek ki. Ve ben
normal hukuk çerçevesinde baktığınızda yargılandığım davaların hiçbirisinde usul hukuku yönünden haksız değilim. Haklı olan benim. Neden dava açıyorlar? Bilmem, onu savcılara, yargıçlara sormak lazım. Savcılar var, bakıyorlar, tekzip gönderilmemiş. Tekziple ilgili bir mahkeme kararı alınmamış. Doğrudan kendisine başvurmuşlar. Kamu hukuku ya da neyse kişisel. Savcı kovuşturmaya yer yok diye karar veriyor. Evet öyle çok çok oldu ama sonra hepsi geri döndü tekrar. Neden? O savcının kovuşturmaya gerek yok dediği dosya şikayetçi tarafından, kamu hukuku, kamu yöneticileri tarafından, CİMER tarafından yeniden bir üst mahkemeye götürüldü. Bir üst mahkemeden aleyhimde değil, lehimde karar veren savcının kararı iptal ettirildi. Dosyam başka bir savcıya gönderildi. Hasılı bütün hukuksuzluklara rağmen yargılamalarım sürüyor. Nereye geleceğim? Şimdi geleceğim. İki gece önce sevgilim ve benim iki canımızdan biri olan aşkın samuray Bayraktaroğlu'na ilgili bir şeyler söyledim. Değil mi canlarım? Hatırlıyorsunuz. İzleyenler varsa hatırlıyorsunuz. Aşkın Samuray Bayraktaroğlu'nu çok sevdiğimi, Cumhurbaşkanı olabilecek bütün özelliklere sahip olduğunu, bugün ülkeyi yöneten siyasetçilerden, bilhassa iktidar siyasetçilerinden tabii, 50 gömlek yukarıda olduğunu anlattım. Hasletlerini saydım. Bir daha saymanın bir anlamı yok. Ve bazı siyasetçi dostlarımın, usta siyasetçi dostlarımın aşkını benden istediklerini ve kendilerini benden istiyorsunuz. 40 yaşında bir adama, 43 yaşındaymış meğer. 43'e bastı tabii, ben 40 yuvarlak söyledim. 40 yaşında bir adam. Ben nasıl derim ki siyaset yap, şunlar seni istiyor diye. Ben çocukluğumdan beri ne oğluma ne kızıma, ben de sevgilim de biz karışmadık dediğimi hatırlıyorsunuz. Ama aşkının siyaset yapmayı istemediğini, sevmediğini de belirttim. Şimdi aşkım bana bir tekzip göndermiş. Mahkeme kararıyla değil ama olsun. Abi yayınlamazsam oğlumuz da olsa 50 bin lira ödemek zor abi. Şimdi size aşkının bana gönderdiği tekzibi okuyacağım. Kusura bakmazsınız değil mi? Ya baba oğul bizim aramıza ne giriyorsunuz falan filan, bizi ne ilgilendiriyorsunuz diyebilenleriniz olabilir. E ama ne yapayım? Tekzibi okumak zorundayım. Bak sinek var evde. Neyse canlarım, bir sinek girmiş. Girsin o da zavallı, uçsun dursun. Şimdi gelelim aşkının tekzibine. Sevgili babacığım, beni yüksek mevkilere layık gördüğün için teşekkür ederim. Ancak o mevkilerin mevcut işgalcilerinde herhangi bir efhama sebebiyet vermemek adına seni tekzip etmek zorundayım. Ben Türkiye'de siyaset yapabilecek sosyal ve zihinsel vasıflara sahip değilim. Olsaydım da bunları Türk siyasetine kurban etmezdim. Senin gibi doğuştan yüksek nitelikli bir adamın oğlu olduğum kadar, ara, ver gazı ver. Ateşli bir Menderesçi ile buz gibi bir 27 Mayıs'ın da torunları olarak yetiştiğimi hatırlatmak isterim. Rahmetli babacığım 27 Mayıs'tan bir hafta sonra hapis yapmış bir demokrattı. Rahmetli kayınpederim de 27 Mayıs ihtilalinde kurmay binbaşıydı. Evet. Yani sakıncası yok. Üstünden 61 sene geçmiş, ihtilalci güçlerin yanındaydı. Ama ilerleyen yıllarda benim bu iki rahmetli sevgili babacığım, biri canımın, sevgilimin babası, emekli kurmay albayım, diğeri de benim rahmetli canım babacığım, o kadar iki dost oldular ki, ikisi siyasi konuları hiç açıp konuşmadılar bile. Ne babam rahmetli kayınpederimi üzecek bir konuya girdi, ne rahmetli kayınpederim. Sanki o 27 Mayıs ihtilali hiç yaşanmamış gibi davrandılar birbirlerine. Aşkını söylemek istediği o. 27 Mayıs'ı dediği dedesi, annesinin babası, Demokrat Partili Menderes'çi dediği dedesi de benim babacığım. Devam edeyim.
bugüne kadar gördüklerim, okuduklarım ve yaşadıklarım ışığında 43 yaşım itibariyle tek bir sonuca varıyorum. Eğer beni kendin gibi bir özgürlük delisi olarak yetiştirmeseydin de askeri okula verseydin, bugün hepimiz daha liberal, daha demokrat, daha adil ve belki biraz da daha tenha bir Türkiye'de yaşıyor olurduk. Olabilirdik değil, olurduk net ünlem koymuş. Şaka bir yana, sayende Sinem de, Sinem kızımız olur, ben de Türkiye'nin en güzel okullarında okuduk, en aydın mahallelerinde yaşadık. Çok gezdik, çok farklı insanlarla tanıştık ve birçok şeyi kitaplardan, filmlerden değil, bizzat yaşayarak öğrendik. Ve bugün bütün tanıyıp bildiklerim ışığında seni temin ederim ki bize sıra gelene kadar Türkiye'de siyaset yapabilecek, hatta yapması gereken binlerce çok iyi yetişmiş, çok yüksek vasıflı, ışıl ışıl insan var. Yani hadi kuzguna yavrusu şahin görünür demeyeyim de kartala yavrusu uzay mekiği görünüyor. Son olarak itiraf etmek gerekirse ben dünyada örgütlü toplum devrinin kapandığına inanıyorum. Daha doğrusu dünyada istihbarat örgütleri olduğu sürece başka hiçbir örgütlü yapının, yani hedefine ulaşmak için şu veya bu şekilde bilgi paylaşmak konusunda zorunda olan hiçbir yapının o hedefine ulaşmasına izin verileceğine inanmıyorum. Bunun için gerçekten dünyayı değiştirmek isteyenler siyasette değil, başka yapıların içinde etkin yer almak zorundadır. Hasılı, beni senden isteyenler kim bilmiyorum ama bana direkt MIT, Malazgirt Institute of Technology genel sekreterliğini vermeyeceklerse başka hiçbir görevi kabul etmediğimi lütfen kendilerine ilet. Ellerinden efendim. Aşkın Samuray Bayraktaroğlu. Ben Tekzip'i yayınladım. 50.000'den kurtuldum. İnşallah dava açmaz. Canlarım, şimdi bakınız. Asil Erguner İsveç'te yaşıyor. Evet, bizim dijital ailemizin en kıdemli ve en sağlıklı üyelerinden biri. Adı gibi asil bir eleştiri yöneltmiş bugün. Evet, çok hoşuma gitti. Son derece saygılı, çok güzel ve çok haklı da aynı zamanda. Ama hep söylediğim konuyu Asil Bey kardeşim, Asil kardeşim daha doğrusu atlamış. Ben bazı konuşmalarımı kehanet ya da öngörü niyetiyle yapmam. Onu sizler artık seziyorsunuz. Asil Bey kardeşim de mutlaka sezmiştir ama uyarısı haklı. Ben de şunu belirteyim ki bazı konuşmalarımı temenni olarak, bazı konuşmalarımı bilgi olarak, bazı konuşmalarımı tahmin olarak yaparım. Ama ne derim bir de? Bazı konuşmalarımda da uyarı vardır. Uyarırım. Birisinin bir şeyi yapmaması gerektiğini anlatırken akıl verecek gibi anlatmam. Akıl veriyormuş gibi anlatmam, tavsiye ediyormuş gibi anlatmam. Aksine karşımdakine ne kadar güvendiğimi hissettirerek anlatırım. Yapmaz. O öyle şey yapmaz. Asla yapmaz. Çünkü şu 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 gerekçelerle yapmaz. Kesinlikle yapmaz. Bu konuşmalarım benim aslında arşive geçen uyarı konuşmalarımdır. Tıpkı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul belediye seçimlerini iptal ettirmez diye iddiaya girdiğim, ama izlemişsinizdir çoğunuz çünkü 370 bin kişi yaklaşık izlemiş. Yanıldım, tabii yanıldım ama ne diyordum orada? Recep Tayyip Erdoğan İstanbul seçimlerini iptal ettirmez. Çünkü iptal ettirirse bu Devlet Bahçeli'nin kendisine kurduğu bir tuzaktır. Seçimler yenilenirse Recep Tayyip Erdoğan İmamoğlu karşısında perişan olur. Neyse, hadi gelin şimdi hep beraber Recep Tayyip Erdoğan'ın neden perişan olduğunu, oysa benim uyarılarımı dinleseydi, İstanbul seçimlerini o haliyle bıraksaydı, yeniletmeseydi,
bugünkü düştüğü duruma düşmeyeceğini artık onu sevenlerin de anlaması için bir kez daha yayınlayacağım. Ama asıl yayınlama sebeplerinden birincisi asil kardeşimin bana yönelttiği eleştiride haklı olduğunu ama bir de o konuşmama içindeki başka sözcüklerimi de alarak bakması gerektiğini naçizane tavsiye edeceğim. Başlayalım o zaman. Buyurun. Canlarım, beni dinliyorsunuz, izliyorsunuz ve görüyorsunuz ki neredeyse seçimin ertelenme ihtimali olduğu ilk günden beri, yani 1 Nisan gününden beri bu seçimlerin iptal edilemeyeceğini, yenilenemeyeceğini söylüyorum. Ben seçimlerin iptalini isteyenin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olduğunu söylüyorum. Ben yaklaşık 3 yıldır başkanlık sistemine geçişle birlikte, Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişi teklif etmekle birlikte Türkiye'de oyunları, bütün siyasi oyunları Devlet Bahçeli'nin kurduğunu iddia ediyorum. Erdoğan hayatını, ömrünü, siyasi hayatını, bilhassa belediye başkanlığından sonra anketlere bakarak geçirmiş bir siyasetçi. Erdoğan'ın kararlarını anketler yönlendirir. Daha önce anlatmıştım. Dolmabahçe mutabakatının yapıldığı günden bir gün önce eline gelen ankette barış sürecinin MHP'ye ve HDP'ye yaradığını sonucunu getirip önüne koymuşlardı. MHP büyüyor, AKP küçülüyordu, HDP büyüyordu. İki partinin oyları artıyordu. Yani barış süreci AKP'yi eritmek üzereydi. Recep Tayyip Erdoğan siyasi akılcılık yolunu tercih etti. O güne kadar desteklerdi ve hatta o gün mutabakat açıklandığı halde AKP'li milletvekilleri, hatırlayın ya, AKP'li bakan Yalçın Akdoğan ve HDP'li milletvekillerinin o görüntülerini, o fotoğraflarını hatırlayın ve açıklamayı hatırlayın. Sırrı Süreyya Önder'in yaptığı açıklamayı hatırlayın hep beraberken. Düşünülemez. Bu itibarla süreç Cumhuriyet tarihi boyunca varlıkları yadsınan ve dışlanan tüm unsurların özgür ve eşitçe tanınması ve yeni norm sisteminde kendileri olarak yer almalarıyla gelişmek durumundadır. Tarihin bizlere yüklediği büyük sorumluluk, çözümün de, çözümsüzlüğün de salt bizim toplumlarımızla ilgili olmayıp tüm bölgeyi, hatta dünyayı etkileyen bir muhtevası olmasıdır. Dolayısıyla bölgenin 100 yıllık dengeleri alt üst olurken küresel ve bölgesel zorbalıkların yol açtığı algısal ve iradesel yaklaşımlar evrensel insani değerler ölçüsünce geliştirilerek aşılmalıdır. Muhtevası gereği çok hareketli ve dinamik bölgesel koşullar göz önüne alındığında sürece de dinamik bir yaklaşım gereklidir. Bütün bu belirlemelerin ışığında zaman zaman aksamalar ve kırılmalarla yürütülen diyalog süreci resmi, ciddi ve sorumlu bir aşamaya gelmiş bulunmaktadır. Süreçte gelinen aşamaya ilişkin Öcalan'ın temel belirlemesi de şudur. Bu 30 yıllık çatışma sürecini kalıcı barışa götürürken demokratik bir çözüme ulaşmak temel hedefimizdir. Asgari müştereğin sağlandığı ilkelerde, silahlı mücadeleyi bırakma temelinde stratejik ve tarihi kararı vermek için PKK'yı bahar aylarında olağanüstü kongreyi toplamaya davet ediyorum. Bu davet silahlı mücadelenin yerini demokratik siyasetin almasına yönelik tarihi bir niyet beyanıdır. Hem gerçek bir demokrasinin hem de büyük barışımızın temel omurgasını teşkil edecek olan olgusal başlıklarımız şunlardır. 1. Demokratik siyaset tanımı ve içeriği.
2. Demokratik çözümün ulusal ve yerel boyutlarının tanımlanması. 3. Özgür vatandaşlığın yasal ve demokratik güvenceleri. 4. Demokratik siyasetin devlet ve toplumla ilişkisi ve bunun kurumsallaşmasına dönük başlıklar. 5. Çözüm sürecinin sosyoekonomik boyutları. 6. Çözüm sürecinde demokrasi güvenlik ilişkisinin kamu düzenini ve özgürlükleri koruyacak şekilde ele alınması. 7. Kadın, kültür ve ekolojik sorunların yasal çözümleri ve güvenceleri. 8. Kimlik kavramı, tanımı ve tanınmasına dönük çoğulcu demokratik anlayışın geliştirilmesi. 9. Demokratik cumhuriyet, ortak vatan ve milletin demokratik ölçütlerle tanımlanması, çoğulcu demokratik sistem içerisinde yasal ve anayasal güvencelere kavuşturulması. 10. Bütün bu demokratik hamle ve dönüşümleri içselleştirmeyi hedefleyen yeni bir anayasa. Tüm bu hususlarda beklenen tarihi gelişmelerin hayata geçebilmesi için tahkim edilmiş bir çatışmasızlığın elzem olduğuna şüphe yoktur. Biz de Halkların Demokratik Partisi heyeti olarak tüm demokratik çevreleri ve barıştan yana olan kesimleri gelinen bu demokratik müzakere ve çözüm aşamasına güç katmaya davet ediyoruz. Barışa her zamankinden çok daha yakın olduğumuzu bilerek emek veren ve verecek olan bütün demokrasi güçlerini selamlıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, çözüm sürecinde önemli bir aşamaya gelmiş bulunuyoruz. HDP heyeti dün İmralı'ya giderek bir görüşme gerçekleştirdi. Biz de Sayın Başbakanımızın başkanlığında çözüm süreci kurulunda gelinen aşamayı tüm boyutlarıyla kapsamlı bir şekilde ele almıştık. Silahların bırakılmasına yönelik çalışmaların hız kazanması, tam anlamıyla bir eylemsizliğin hayata geçmesi ve demokratik siyasetin bir yöntem olarak öne çıkartılması konusundaki açıklamayı önemli görüyoruz. AK Parti iktidarı olarak 12 yıldır akan kan dursun, analar ağlamasın diyerek sessiz devrim niteliğinde adımlar attık. Her türlü sorunun çözüm yeri olarak siyaset kurumunu gördük. Demokrasimiz sorunları konuşabilecek, tartışabilecek, çözüm yoluna koyabilecek imkan ve kabiliyete ulaşmıştır. Demokrasimizin daha ileri noktalara ulaşması için bütün toplum kesimlerinin, siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının el birliğiyle gayret göstermesi gerektiği de açıktır. Silahların devre dışı kalması demokratik gelişime hız katacaktır. Bir kısım konu başlıkları uzun yıllardır konuşuluyor, tartışılıyor. Bundan sonra da özgüven içinde tartışmaktan, konuşmaktan geri durmamamız gerekiyor. Aslında gök kubbe altında konuşulmadık bir şey kalmadı. Demokrasilerde halkın desteğini alan düşünceler, görüşler, politikalar değer kazanır. Biz de milletimizin hayır duası ve desteğiyle süreci nihai sonuca ulaştırmakta kararlıyız. Yeni anayasayı birçok köklü ve kronik sorunun çözümünde önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi uygulama önem taşıyor. Sürecin ete kemiğe bürünmesi, somut gelişmelerin yaşanması önemlidir. Bu çerçevede iyi niyetli, samimi, kararlı bir şekilde sürece sahip çıkılması, tüm kesimlerin katkıda bulunmak için taşın altına elini koyması zorlukları kolaylaştıracaktır. Sorunlara demokratik çözümler bulmak, bölen ve ayrıştıran değil, birleştiren ve güçlendiren bir etki yapmaktadır. Temel hak ve özgürlükleri daha da geliştirmek, hakça ve kardeşçe bir ortam hazırlamak ancak bütünlüğe katkı sağlar. Vatandaşlarımızın aidiyet duygusunu daha da geliştirir. Temel sorunlarını geride bırakan Türkiye, küresel ve bölgesel bir güç haline gelecektir. Çözüm sürecinin zor, meşakkatli, akşamdan sabaha bitmeyecek bir süreç olduğunu biliyoruz. Ancak samimiyet, cesaret ve kararlılıkla
sonuca ulaşacağımıza da inanıyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi biz birlikte Türkiye'yiz ve her şey Türkiye için. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler arkadaşlar. Hatırlıyorsunuz bugünü değil mi? O günü yani. Mutabakata varılmıştı. Barış süreci mutabakatla sonuçlanmıştı. Evet. PKK silah bırakacaktı. Değil mi? Hatta silahları gömecekti. Türkiye'mize barış gelecekti. Ama baktı ki Türkiye'ye barış gelirken Erdoğan'ın siyasi hayatı gidiyor. Yani seçimi kaybediyor. Nitekim kaybetti de zaten ama neyse. Hemen barış masasını yıkıverdi ama barış masasını yıkması ondan sonraki bir ayda kendisine puan kazandırmadı. Ve hatırlayacaksınız 7 Haziran seçimleriydi zannediyorum. 2015 seçimde ilk defa kurulduğundan itibaren ilk defa tek başına iktidar olamayacak oy oranına düşmüştü Erdoğan canlarım. Demek ki ben Erdoğan'a anketlere bakarak karar alması konusunda artık o kadar çok inanmışım ki haliyle İmamoğlu'yla gireceği ikinci bir yarışta belliydi ki perişan olacaktı. Belliydi, benim o günkü konuşmalarım belli. Hatırlayacaksınız seçim yenilenme kararı alındığı anla itibaren Erdoğan perişan olacak. İlk seçimdeki binde üçlük oy farkı asgari %10'a çıkacak diyordum. Değil mi, hatırlıyorsunuz? %20'ye çıktı. 4 milyon oyda 800 bin oy fark attı İmamoğlu canlarım. Evet, demek ki benim amacım neymiş? Erdoğan'ın anketlere olan inancına ya da onlara olan güvenine bakarak tahminlerde bulunmuşum ve demişim ki Erdoğan'a akıl vermek gibi olmasın. Onun gıyabında konuşmuşum. Benim tanıdığım Erdoğan İstanbul seçimlerini yeniletmez. Çünkü kamuoyu araştırmaları gösteriyor ki Erdoğan bu seçimlere tekrarlatırsa, yeniletirse perişan olacak. Benim tanıdığım Erdoğan bu hatayı yapmaz demişim. Yapmış. Ben iyi yapmış. İyi olmuş aslında. Ama tekrarlıyorum. Burada benim yaptığım, keşke Erdoğan o seçimleri tekrar ettirmeseydi ve dünyanın gözleri önünde diktatör ya da diktatörlüğe gitme eğiliminde olduğunu bir kez daha kanıtlamasaydı. Sonra ne oldu? Seçimler oldu. Erdoğan perişanları oynadı. Bak Süleyman Soylu ne diyor? O gece ağladım diyor. Tabii hangi gece olduğunu söylemiyor. Birinci seçim mi, ikinci seçim mi? Büyük ihtimalle ikinci seçimlerden sonra ağlamıştır. Oysa o seçimler yenilenmeseydi canlarım, Erdoğan için de, Türkiye için de çok daha iyi şeyler olacaktı. Ben onları anlatıyorum. Neyse devam edeyim şu videolarıma tekrar. Müsaadenizle. Recep Tayyip Erdoğan'ın eline olağanüstü büyük bir fırsat geçti. Ben Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı olsaydım ona bu fırsatı değerlendirmesini söylerdim. Diyeceksiniz ki ya dede be, ya sen yanılırsan ne olacak? Ya ben yanılırsam ne olacak ya? Türkiye'nin başı göğe mi erecek? Recep Tayyip Erdoğan bu kadar büyük fahiş bir hatayı yapacak, kendisini bütün dünyaya antidemokrat olarak tanıtacak da bize para mı yağacak? Ay ne güzel, Türkiye Cumhuriyeti de artı aynen Şanghay Beşlisi'ndeki devletler gibi faşist, diktatör, despot bir devlet oldu diyecekler. Şanghay Beşlisi'nden Türkiye'ye para, petrol, doğalgaz mı akacak? Yok, bunların hiçbirisi olmayacak. Bugüne kadar bize para verenler kimlerse onlar bizden paralarını tahsil etmek için bir an önce harekete geçecekler. Bir an önce. IMF ile sözleşme yaparsak paralarının tahsilatını yine düşünecekler ama uzun vadeye yayacaklar. Yunanistan'a yaptıkları gibi. Yok biz eğer Şanghay Beşlisi'ni yani Devlet Bahçeli ve Doğu Perinçek'in yolunu tercih edersek, biz derken Recep Tayyip Erdoğan o yolu tercih ederse bizden bir an önce ödeyin paralarınızı diyecekler. Ödemiyor musunuz? O zaman buyurunuz, siz artık bizim müttefikimiz değilsiniz diyecekler. Canlarım, eğer bir insan neyi nasıl söyleyeceğini bilmiyorsa, bilemiyorsa siyasetçi olmayacak. Siyaset yapamayacak.
büyük şirketleri yönetmeye talip olmayacak. Hani derler ya bazen dan dan söylüyor. Yani dan dan söylemek akıllı işi değildir canlarım. E dedi sen dan dan söylüyorsun. Ya ben akıllı iş yapmıyorum ki. Ben akıllı iş yapacak olsaydım, siyasetçi olacak olsaydım herhalde bu kadar çok eleştiren olmazdım. Ya da bir şirketi yönetiyor olsaydım mutlak surette stratejik davranırdım. Canlarım şu anda yaptığım iş kamu yararına bir iş. Yani milletin geleceği yararına. Burada benim için iyi düşünülmesi, kötü düşünülmesi benim umurumda bile değil. Benim Ahmet'i Mehmet'i sevmem, Hasan'dan Hüseyin'den nefret etmem hiç mühim değil, hiç önemli değil. En nefret ettiğim kişi olabilir. Eğer bu ülkeyi kurtaracak ise ben o kişiye yardım etmeye bile varım. Evet, elimden geliyorsa yardım etmeye bile varım. Haliyle siyasi konularda milletin ve ülkenin geleceği söz konusuysa, ben de deneyim sahibiysem, bilgi sahibiysem, bu konularda zaman zaman benden nefret bile etse kimileri ve ben çok başarısız bile görsem kimilerini, hiç sevmesem de onları eleştiririm. Ama bunu yaparken neyi nasıl söyleyeceğimi bilerek yaparım. Birisine şöyle şöyle yap, şöyle şöyle yap dediğiniz zaman yapmaz. Çocuklar bile kalk oradan bakayım deyin kalkmaz. Aksine oturur böyle yapar, somurtur. Değil mi? Ona mutlaka emir kipinin dışında bir şeyle oradan kalkması gerektiğini söyleyeceksiniz. Hele siyasetçiye şunu yap dediğiniz zaman yapmaz canlarım. Lütfen beni bir de bu açıdan değerlendirin. Ama bana inanmak zorunda da değilsiniz. Dede yine kendini savunuyor olabilir. E benim kendimi savunmaya da hakkım var herhalde değil mi canlarım benim? E dede demagoji yapıyor. Olabilir belki de. Kim bilir. Ama ben kendimin haklı olduğuma inanıyorum canlarım. Sadece bu kadar basit. Sizlerin beni haksız görmenize de saygı duyuyorum. Ve hepinizi çok seviyorum. Sevgiyle gözlerinizden öpüyorum.